Salı günü görüştüğümüzde 459 kişinin gözaltına alındığını Ali Yerlikaya Duymuştum. tweetlerinde, sosyal medya paylaşımında duyurmuştu. Öncelikle şunu sorayım. Yani bir takım bilgiler sosyal medyaya yayıldı ama alınanların kim olduğuna dair bir bilginiz var mı? Bunların içerisinden mesela esnaf mı, ev hanımları mı? Çünkü bazı mesela ters kelepçe yapılan Yozgat'ta bir ev hanımını gördük videolarını. Öğrenciler mi? Kim bunlar? Bir bilginiz var mı? Şöyle bütün hepsini bilmek mümkün değil ama medyaya yansıyanlar, avukatlardan duyduklarımız kadarıyla aslında özel olarak insani yardım yapmaya çalışan, yani eşine, dostuna, arkadaşına, talebesine yardım yapmaya çalışan insanlar. İçlerinde iş adamı var, öğrencisi var, yardım aldığı için mağdur edilmeye çalışan öğrenci var, işte o bahsettiğimiz hanımefendi var, yaşlı teyze var, bir amca var. Ya bunların ortak paydasının şu olduğunu gördük. İnsani yardım konusunda yani kendilerini sorumlu hisseden insanlar. Suçlamaların özeti de buydu zaten. İçişleri Bakanı genel olarak bu operasyon da zaten torba operasyon denilen bir operasyon ya. Bu önceki torba yasalar gibi. Yani ne kadar şey varsa içerisine atıyor. Zaten tweetinde de bunu paylaşırken 10 tane farklı suçlamadan bahsetti. Ama buradaki asıl mevzu yani benim gördüğüm kadarıyla mesela Yeni Şafak gazetesinde çıkan bir haber, bir kişiden bahsediyor. Bahsedilen kişi Türkiye'de 25 kişiyi istemeden Amerikalı bir iş adamı, Amerika'dan bir iş adamı. Ve bunu da yazmışlar ya, 25 kişiye aylık düzenli para gönderiyor. Çünkü adam bir şirket kurmuş, Türkiye'deki belki ücretler daha makul diye oradaki insanları istihdam etmişler ve onlara maaş göndermiş düzenli bir şekilde. Ya bunun gibi hadiselerden kaynaklı olarak özetle insani yardıma karşı yapılan bir operasyon. Ya bunlar zaten daha fazla ortaya çıkacak ama sorulan sorulardan gördüğümüz kadarıyla da zaten öyle. Zaten emniyetin sorgularında standart anket soruları gibi hazırlanmış standart sorular sorulmuş. İşte yurt dışına çıktınız mı? Cep telefonunuz, hangi telefonu kullanıyorsunuz? Sosyal medya hesabınız var mı? Hangi e-maili kullanıyorsunuz vesaire. Burada yine aynı şekilde Bayrok kullandınız mı? Bankasaya para yatırdınız mı? Bunları soruyor. Bunlar suç mu da bunları soruyor? Bunu binlerce defa konuşuldu. Biz belki yüzlerce defa bu yayınlarda konuştuk. Yani bunu herhalde tekrar burada değerlendirmenin bir anlamı yok. Şöyle yani orada gerçekten suç olup olmadığı, yani sizin dediğiniz gibi anket gibi düşünüyor olabilir. Öyle sorular vardı ki mesela çocuklara yapılan operasyonlar meselesinde konuşmuştuk ya. 16 yaşındaki bir kızı terör örgütü üyesi şüphesiyle gözaltına aldılar ve ifadesini aldılar. 16 yaşındaki bir kız. Buna 15 Temmuz'da nerede olduğunu soruyorlar. O zaman itibariyle yaşı daha henüz 7. 15 Temmuz'da. Baylok kullandın mı diye soruyorlar. Baylok zaten 2015 itibariyle kullanıma bitmiş. Yani o da o zaman itibariyle 6-7 yaşındaki bir kız. Zaman Gazetesi'ne abone oldun mu? Derneklere üyeliğin var mı? Sendikaya üyeliğin var mı diye sormuşlar. Ya yani biri de çıkıp şunu dememiş. Ya arkadaş, ya bu çocuk o yaş itibariyle bunlarla alakası yok dememiş. Çünkü anket gibi soru soruyorlar. Yani oradaki ya bu sorulardan elde etmek istediği bir şey yok. Sorulardan zaten bu soruları sorduktan sonra asıl bir de öğrenmek istediği mevzu iki tane fotoğraf gösteriyor veya yanına bir telefon görüşmesi koyuyor. Sen biriyle görüşmüşsün. Ya bu kişiye yardımcı olmaya çalışmışsın. Niye yardımcı oldun? Sormaya çalıştığı mevzu o. Mesela birisinin sorgusunda geçen ifadelere baktım. Defalarca uzun süre takip etmişler. Takip ettikleri zaman her seferinde şunu görmüşler. Araç içerisinden iki adet sarı renkli gri çizgili çuvalı ikametine götürdü. Ve devamında şöyle söylüyor. İşte bu örgüt tarafından gönderilen içerisinde yiyecek erzağı bulunduğu değerlendirilen çuvallar. Yiyecek erzağı bulunduğunu değerlendiriyorlar. Mesela bunun içerisinde soruyorum bir ceza hukukçusu olarak soruyorum size. Bunun içerisinde uyuşturucu olduğunu değerlendirse polis bundan ceza alır mı? Silah olduğunu değerlendirse bundan ceza alır mı? Normalde zaten ceza yargılamasında değerlendirme diye bir kavram yok. Yani eğer bir suç isnadı varsa bunu delillendirmen lazım. Orada silah vardır dese mahkemede, savcılıkta diyecek ki bunun delili. Yani senin kanaatin önemli değil. Bunun delili ne? İçinde uyuşturucu olsa uyuşturucu satıcıları çok rahat bir şekilde der ki onun içerisinde uyuşturucu yok, onun içerisinde şu vardı. Bunu ispatlama yükümlülüğü bunu iddia eden kollukta. Eğer savcılık iddia ediyorsa savcılıkta. Bu iddiayı da öyle ya ben böyle düşündüm, böyle kanaat getirdim, böyle olduğunu tahmin ediyorum değerlendirmesiyle olmaması lazım. Yani burada somut bununla ilgili bir şey varsa zaten hani bu değerlendirme böyle bir değerlendirmede bulunmuş
içinde erzak varmış. Erzak olması ne anlama geliyor? Erzak olunca ne oluyor yani? Erzaktan kastettiği yardım, yardımda bulunma meselesi. Yine yardım özelinde bir suç var mı meselesi? Maalesef yani bunu geçen gün de konuşmuştuk. Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin kararları var. Yani Yargıtay 3 Ceza Dairesi kendisi bu kararı vermiş 2003 yılı itibariyle. Yani daha yakın. Bundan sonrası itibariyle de benzer kararlar verdi zaten. Mesela bir taş Anadolu'daki bir ilden bir hanımefendi 7 yıl 11 ay hapis cezası alıyor terör örgütü üyeliğinden dolayı. Cezaevine giriyor. Belli bir süre yatıyor, sonra tahliye oluyor. Yani mahkumiyetten öncesi itibariyle tahliye oluyor. Tahliye olduktan bir yıl sonra tekrar aynı gerekçelerle, benzer gerekçelerle yani bu şu soruşturmadaki var olan gerekçelerin tamamı orada da var. Ne diyor mesela? İnsanların eşinin, dostunun, arkadaşlarının maneviyatını güçlendirmek için onlarla sohbetler yapmaya çalıştığı, maddi olarak destekte bulunmaya çalıştığı, mağdurlara, mağdurların ailesine destekte bulunmaya çalıştığı, suçlamalardan bir tanesi bölgecilik faaliyetinde bulunduğu ve bununla ilgili Yargıtay diyor ki ya bunun delillendirilmesiyle ilgili de diyor tanık ifadeleri var, telefon görüşme kayıtları var, teknik takip var. Aynı şeyler burada da var. Yani ben birkaç tane ifade gördüm, aynı şeyler zaten. Burada tanık da yoktu. Teknik takip ve telefon görüşme kayıtları var. Ve Yargıtay Başsavcılığı bu karar kesinleşmiş. 7 yıl 11 aylık karar da kesinleşmiş. Hanımefendi cezaevinde sonrasında 7 yıl 6 ay ceza veriyorlar yeniden yapılandı diye. 7 yıl 6 aylık ceza da hem istinaftan onanıyor hem Yargıtay'dan onanıyor. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Yargıtay Savcılığı diyor ki ya bu karar doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere diyor ya bu insanlar örgüt suçlamasında bulunmuşuz. Ben birazcık yumuşatıyorum tabii ki de. Örgüt suçlamasında bulunmuşuz. Cezasını çekmiş, dışarı çıkmış. Çıktıktan sonraki süreçte bu insanların kendisine yeni bir çevre oluşturmasını beklemek, hemen beklemek doğru değil diyor. Bunu Yargıtay Savcılığı söylüyor. Sonrasında diyor, bu deliller diyor, deliller nereden ortaya çıkmış? Delilleri kim söylemiş? Sadece kolluğun kanaati var diyor. Kolluğun soyut değerlendirmeleri var. Onun haricinde somut bir değerlendirme yok diyor. Telefon görüşme kayıtları var. Evet, dosyaya telefon görüşme kayıtları sunulmuş ama telefon görüşme kayıtları da soyut hadiselerden ibaret. Evet, bir yardımdan bahsediyor ama bunu da somut başka bir delille ortaya koyamamış diyor. Teknik takibi de aynı söylüyor. Ve diyor ki yani müsaade edelim de bu insanlar birazcık hayatlarını kurmaya çalışsınlar. Başkalarına yardım etmeye çalışıyorsa da müsaade edelim de yardım etsinler anlamında karara itiraz ediyor. Yargıtay 3 Ceza Dairesi normalde itirazı kabul etmese dosyayı Ceza Genel Kurulu'na gönderecek. Alıyor dosyayı diyor ki tamam evet diyor ben Yargıtay Savcılığı'nın bu değerlendirmesini ben de makul görüyorum diyor. Ve kararı düzeltiyorum diyor. Ve kararı bozuyor. Esastan bozuyor. Ve aynı gerekçelerle yani sıraladığım gerekçelerin tamamı var. Yani şu an bu dosyada 459 kişinin gözaltına alınmasında hangi isnatlar varsa bu dosyada da aynı isnatlar var. Ve kadını cezaevinden tahliye ediyorlar. Böyle bir dosya. Şimdi burada da ya benzer hadiseler söz konusu. Telefon görüşme kaydı, teknik takip ve tanık ifadeleri. Tamamen soyut ve bütün hepsi de yardım etmeye, başkalarına yardım etmeyle alakalı bir mevzu. İşte iş adamı dediğimiz hadise eğer şunu bile yapsa Yargıtay şunu demek istiyor. Birisi yurt dışında dese ki ya ben Türkiye'deki ya bu KHK'yla mağdur edilmiş insanların mağdur edildiğini düşünüyorum. Ben bunlara yardım etmek istiyorum. Dese diyor bunu suç olarak değerlendirmemen gerekir diyor kararın içerisinde. Bunu şöyle yorumluyoruz tabii yani hukuki olarak yorumluyoruz. Bunu örgütsel bir amaçla, terör faaliyeti amacıyla yapmadığı müddetçe diyor, sen bunu diyor suç olarak değerlendirmemen gerekir. Bu hadisede ben bu insanların da büyük çoğunluğunun böyle değerlendirileceğini, en azından mahkeme tarafından böyle değerlendirileceğini düşünüyorum. Yargıda bir yumuşama var diyebilir miyiz? Yani özellikle Yalçınkaya kararı sonrasında yani artçılarından birisi olabilir mi bu? Şöyle yani biz Yalçınkaya kararını tamamen uygulamadıklarını düşünüyoruz ama kısmen bazı mahkemelerde mesela geçen bir beraat kararı gördüm. Aslında bu zamana kadar verdikleri mahkumiyet kararlarını daha yakın zamanda hem de İstanbul Mahkemesi beraat kararı vermiş sanıkların büyük çoğunluğuna. Yani aslında çok kısa süre önce olsa bunlara mahkumiyet kararı verilecekken ya birazcık Yalçınkaya kararını değerlendiriyorlar. Belki kendi işlerinde
kriterlerini değiştiriyorlar. Dediğim gibi bir kriter koyuyorlar ortaya. Ortaya koydukları kriterlere göre bir değerlendirme yapıyorlar. O kriterlerin birazcık değiştiğini ben anlıyorum. Yani yumuşadı mı denilir buna bilmiyoruz ama. Bu tabii yargıda böyle ama emniyette çok bir değişiklik yok. Yani emniyettekiler biraz daha Ali Yerlikaya ile ilgili ilk İçişleri Bakanı olduğu zaman burada ben söylemiştim. Aynı dönemde ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı dönemde okumuştuk. O da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. O zamanlar Siyasi Bilimler Fakültesi'ydi adı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumuş. Oradan mezun olmuş. Hani İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği yapmış. Yani birazcık hukuktan anlıyor olması gerekir diye düşünüyorum ama yani şu ana kadar yaptıkları hukuktan zerre kadar anlamadığı ve hukuku eğip bükmede yani Selefi Süleyman Soylu'dan daha kötü olduğu ortaya çıktı. Dün İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumu vardı. Hatta bizim Levent Keniz bu 459 kişilik operasyonu bütçe sunumunda kullanmak için yaptığını düşünüyor ki haklı da geldi bana. Ve orada bazı rakamlar sundu. Mesela 2024 yılının ilk 10 ayında, isterseniz o rakamları ekrana verelim Zafer Bey. İlk 10 ayında yapılan operasyonları söyledi. Mesela dedi ki işte DAEŞ diyor onlar, IŞİD'cilere, IŞİD örgütüne yönelik 1205 operasyon yapılmış. Gülen cemaati mensuplarına yönelik bunun neredeyse 2 katından fazla, 3 katı neredeyse 4177 operasyon yapılmış. Sol örgütlere ise sadece 545 operasyon yapılmış. DAEŞ mensuplarından 2897'si gözaltına alınmış. Gülen cemaati mensuplarından 6727'si gözaltına alınmış. Sol örgütlerden 744 kişi gözaltına alınmış. Ve bunun sonunda DAEŞ mensuplarından 655 tutuklama, cemaat mensuplarından 935 tutuklama, sol örgütlerden 129 tutuklama var. Adli kontrol var çok sayıda. Adli kontrol aslında şu demek, hiçbir şey bulamadık. Bari adli kontrol verelim. O da bir tutuklama sonuçta ama farklı bir tedbir. DAEŞ mensuplarından 2897 kişiden 566'sını adli kontrol, cemaatten 1317, sol örgütlerden de 273. Görünüyor ki aslında İçişleri Bakanlığı'nın şu anki bir numaralı gündemi Hizmet Hareketi mensupları. Zaten dünkü bütçe sunumunda da bunu çok yani galiz ifadelerle, çok böyle edep dışı konuşmak istemiyorum burada. İçişleri Bakanı çok açık bir şekilde söyledi. Yani sokaktaki suçlular, işte uyuşturucu satıcıları, dolandırıcılar, hırsızlar, gaspçılar, ya bunlardan daha ziyade var olan elindeki kaynakların büyük bir kısmını şu anda devlet veya Yerlikaya'nın polisleri buraya ayırmış durumda. Evet. Bu rakamları nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bir kere rakamlardan, bu sadece 2014 yılının ilk 10 ayındaki rakamlar. 6727 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan sadece 935'i tutuklanmış. Bu hani 6000 kişi adli kontrolde sayalım. 5000 kişiyle serbest bırakılmış. Yani serbest bırakılmış dedi, aklarında bir dava soruşturma da muhtemelen takipsizlikle sonuçlanmış. Ya buradaki geçenlerde konuştuğumuzda da söylüyoruz. Cehaletle iş yapıyorlar. Yani terörle mücadele falan yapmıyor zaten. Bunu hani terörle mücadele demiyoruz da teröristçe muamele yapıyor falan diyoruz ya. Buradaki rakamlara bakıldığında çoğu insana sen boşu boşuna gözaltına almışsın. Çoğu insana haksız bir yere de bir şekilde gözaltına almışsın. O adli kontrol dediklerinin de büyük çoğunluğu muhtemelen ya takipsizlikle sonuçlanacak ya beraatle sonuçlanacak. Böyle bir rakam, ben zaten emniyetin işte bu gördüğümüz hadise 5500 kişiyle ilgili bir operasyon yapıyor. Sorduğu sorular böyle. Karşımıza çıkan tablo bu. Yani %10'u ile ilgili suçlama yöneltmiyorsun. O zaman sen başka bir şey yürütüyorsun yani. Yani senin derdin terörle mücadele, senin derdin yani hukuki anlamda cezalarla, yani cezai işlemlerle mücadele falan değil. Yani sen siyasi bir şey yapmaya çalışıyorsun kendine göre. Eğer bence de makul olabilir yani, ben motivasyonların ne olduğunu tam bilemiyoruz ama motivasyonları zaten genel hukuksuzluktu. Yani dünkü o toplantı öncesinde böyle bir operasyon yapın demiş olabilir. Zaten bütün emniyetin elinde bu tip dosyalar vardır. Hepsinde şeyleri gördük ya, teknik takip yapıyor zaten. Yani herkesin telefonunu dinliyor. Herkesin peşine polis takmış. Ve sonrasında İçişleri Bakanı çıkıp şöyle dediğinde, ya bir operasyon var mı, bir şeyler var mı, ne var? Ya ben yarın biriyle görüşeceğim, bir toplantım var, bana bir şeyler söyleyin filan dendiğinde hemen terörle mücadele daire başkanı veya kaçakçılık organize daire başkanı talimat veriyor, operasyon yapıyorlar.
Elinde zaten dosya var. Sonrasında da karşımıza rezalet bir durum çıkıyor. Birisi çuvalıyla çuvalın içerisinde gıda maddesi taşıdı. Ya bu birine göstersek bunu yani insanlar şaşırır yani. Bunu İçişleri Bakanlığı'nın, polisin, emniyetin böyle bir şey yaptığını söylesek ya bu kadar fecaat olmaz der herhalde. O fecaati ne yapıyor? İşte bir sunum yapmak için herhalde paldır küldür bir operasyon yaptırıyor ve karşımıza bu tablo çıkıyor. Bu operasyonda üniversite öğrencilerinin de alındığını söylemiştik baştan. Üniversiteli öğrenciler muhtemelen, yani ben onu anlıyorum buradan. Bu çuvalın içerisindeki erzakları götürüp verdikleri, yardım ettikleri öğrencileri de aldılar. Yardım yapanı da aldılar, yardım alanı da aldılar. Evet. Tam bir torba operasyon aslında. Aynen. Evet, Allah akıl fikir versin. Diyecek başka bir şey yok yani şu anda. Yani 8 yıldır yapılan bunca zulümlere karşılık yani bir tane Allah'ın kulu kalkıp da eline bir taş alıp polise atmadı. Bir bıçak göstermedi, bir sopa göstermedi. Ama şu anda emniyetin tek gündemi bunları toplamak. Başka bir şey değil. Bir başka gündem daha var isterseniz. Yani yine bugün sabah Anayasa Mahkemesi'nin dün gece resmi gazetede yayınlanan bir kararı vardı. Anayasa Mahkemesi memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Evet. Aslında bu ilk defa olmuyor. Yani birisi yargılanıyor. Yargılandıktan sonra haksız yere de olsa hapse atılıyor. Haksız yere de olsa tutukluluğunu dolduruyor. Hapis süresini dolduruyor. Yatağını doldurup çıkıyor. Fakat ve ona ceza veren mahkeme yurt dışı yasağını da kaldırıyor. Pasaport almaya gittiğinde, çünkü bu insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de bir şey yapamıyor. Yani iş arasa işveren yok. İşe girse sigortasını yapan yok. Sigortalı olsa, benim yakından tecrübe ettiğim bir şey oldu. Birisi bir KHK'lıya birisi vekalet veriyor. Bir banka o KHK'lıya verilen vekaleti, vekalet verilen kişinin KHK'lı olmasını gerekçe göstererek onun vekil olarak kabul etmiyor banka. Yani çok uyduruktan bir şey. Bir hesap açma, hesap kapatma. Neyse, buna benzer bir şey. Ve bu insanların Türkiye'de yani adeta sivil ölüme mahkum ediliyor. Ve insanlar dışarıya çıkmak istiyor. Bu sefer pasaport vermiyor. Mahkemeye gidiyor. Mahkeme yurt dışı yasağını kaldırıyor. İçişleri Bakanlığı diyor ki hayır, hakkında idari tedbir var. Genel güvenlik bakımından yurt dışına çıkışı, memleketten ayrılmaları mahsurlu kişiler diye. Evet. Anayasa Mahkemesi daha önce böyle bir karar vermişti diye hatırlıyorum. Fakat şöyle oldu. Yani, istersen buyurun anlatın. Hı. Yani bugün kararla beraber, ikisini beraber anlatın. Buyurun. Bence güzel bir karar. Şundan evet. dolayı. Yani Anayasa Mahkemesi bu kararla işte pasaport kanunun 22. maddesinde İçişleri Bakanlığı'na verilen yetkiyi iptal etti ve şu an yasada yürürlüğe girmiş oldu. Resmi gazetede yayınlanmakla birlikte yürürlüğe girdi. Daha öncesi itibariyle de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar vardı. Bir tanesi şuydu. 2019 yılında yine bir olağanüstü hal döneminde alınmış olan KHK'lar sonradan yasalaştırılmıştı. Yasalaştırıldıktan sonra da bunu muhalefet partileri CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Onun içerisindeki maddelerden bir tanesi de soruşturma sürecinde pasaport alınacak tedbirler diye bir madde vardı. O maddenin içerisinde de pasaport iptali düzenlemesi vardı. Yani pasaportları işte terör isnadına maruz kalan hakkında soruşturma açılan kişilerin pasaportlarının iptal edileceği düzenlemesi vardı birinci fıkrada. İkinci fıkrada ise haklarında soruşturma olmasa dahi eşlerin ve çocukların da pasaportlarının iptal edileceği düzenlemesi vardı. Anayasa Mahkemesi dedi ki ya, haklarında soruşturma yok, bir şey yok. Yani eşlerini falan nereden çıkarttınız diye o maddeyi iptal etti. İlk yaptığı buydu 2019 yılında. Sonra 2022 yılında, yani 2 yıl önce, o aslında biraz buna benzerdi. Orada maddeyi iptal etmedi. Orada harçlarla ilgili bir yasadan kaynaklı, yurt dışına çıkış harcından o yasadan kaynaklı bazı maddeleri yine muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. O maddenin iptali konusu değerlendirildiğinde Anayasa Mahkemesi bu maddeyi de pasaport kanununun 22. maddesini, 22. maddesini değerlendirdiğinde yurt dışına çıkış konusunun sadece soruşturma ve kovuşturma gerekçesiyle ve hakim kararıyla olması gerektiğini bastırarak vurguladı. Yani orada bir şeyi iptal etmedi. Bu karar verildikten sonra biz şöyle demiştik. Ya Anayasa Mahkemesi çok net bunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte pasaport iptalleri artık idari olarak yapılamayacak. Mecburen sadece mahkeme kararıyla olacak demiştik ama İçişleri Bakanı, o zamanki İçişleri Bakanımız, yasadaki bu
maddeyi, bu cümleyi gerekçe göstererek idari anlamda iptal kararları vermeye başladı. Tedbir kararları vermeye başladı. Dayanağı bu madde olarak gösterdi ve yaklaşık 100 bin kişinin pasaportunu iptal etti. Bu gerekçeyle de siz nüfusa başvurduğunuzda cezayı bile çekmiş olsanız, gitseniz nüfusa başvursanız, eğer o listenin içerisindeyseniz pasaport verilmiyordu. Mecburen idare mahkemesine başvuru yapıyordunuz. İdare mahkemesine başvuru yapıldığında da idare mahkemesi herkesle ilgili o işlemin iptaline karar veriyordu. Sonrasında bir idare mahkemesi zaten bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü için bu meseleyi çözdü. Yani şu an İçişleri Bakanlığı'nın elindeki tek gerekçe buydu ve bu gerekçe iptal edildi. Şu an İçişleri Bakanlığı'nın elinde başka bir gerekçesi yok. Yani yeni bir gerekçe oluşturur mu? Bir yasa çıkartılması lazım. Yasa çıkartılmadığı müddetçe şu an artık mahkeme kararı olmadığı müddetçe ve yani soruşturma ve kovuşturma geçiren bir kişiyle ilgili hakim veya mahkeme kararı olacak. Hakkında idari tedbirle pasaport yasağı, pasaport verilmeyen kişiler bugün başvuru müdürlüklerine gidip pasaport almak için başvuru yapabilir mi? Bence hemen gitsinler. Şu an yasa iptal edildi artık. Ya şöyle olacak tabii, bizimkiler hani iptali biraz anlamakta zorlanıyorlar. Yasayı okuduklarında anlamakta zorlanıyorlar ama anlayacaklar. Yani artık o düzenleme, İçişleri Bakanlığı'nın o dayanak yaptığı maddedeki cümle iptal edildi. Peki, dileriz bütün kurumlar Anayasa Mahkemesi gibi yavaş yavaş hukuka olabilir. Yani burada mesela kararda çok orijinal. Ben İrfan Fidan'a karşı çok tabii ön yargılıyım da İrfan Fidan'ın oradaki bütün kararlara muhalif kalır diye düşünüyorum. Böyle bir ön yargım var tabii ki. İrfan Fidan'ın da onayıyla sadece iki tane üye muhalif kalmış. Üyelerden bir tanesi eski İçişleri Bakanı Müsteşarı. Biraz o polislik veya İçişleri Bakanlığı mülazasıyla bir değerlendirme yapmış. Yani İçişleri Bakanlığı'nın böyle genel değerlendirmeler yapma imkanı var. Genel değerlendirme yapma içinde herhangi bir yasal düzenleme yok. Buna engel bir durum da yok demeye getirmiş ama Anayasa Mahkemesi kendi zaten o diğerleriyle ilgili o kabul edenlerin gerekçesinde genel düzenleme yapılamayacağını açıkça söylüyor. Evet, peki Nurullah Bey, bugün bu kadar yetsin. Aradan sürpriz bir yayın yapmış olduk. Arada yeni gelişmeler oldukça bu şekilde sizi stüdyoya davet ederiz. Yine değerli görüşlerinize başvururuz. Çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın.